Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Sizden gelen istekler üzerine hazırladığım videolara devam ediyorum. Bu seferki okulumuz Burak Bora Anadolu Lisesi. Bir sonraki videoda da tanıtmamı istediğiniz okulu yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca LGS süreciyle ilgili danışmanlık, öğrenci koçluğu ve matematik özel ders talepleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için açıklama kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi okulumuzu tanımaya başlayalım. Okul 21 Şubat 1986 tarihinde bir tren kazası sonucu hayatını kaybeden Burak Bora'nın anısını yaşatmak için yapılmıştır. Annesi Ülkü Bora ve babası Gürbüz Bora'nın isteği üzerine Kartal'da 25 Aralık 1986 tarihinde yapılmaya başlanmıştır. 1989 yılında yapımı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na arkadaşlar okul hibe edilmiştir. Okul amblemi sarı lacivert renklerle Burak Bora'nın baş harfleri olan iki tane B'nin iç içe yazılmasıyla oluşmuştur. Okulun renklerinin sarı lacivert olmasının sebebi ise Burak Bora'nın bir Fenerbahçe taraftarı olmasıdır. Arkadaşlar okulumuzun eğitim süresi 5 yıl, yani hazırlık sınıfı olan okullardan bir tanesi. Yabancı dil olarak da İngilizce ve Fransızca arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Bu arada bu iki farklı arkadaşlar dille alakalı farklı taban puanlarıyla okulumuz öğrenci almakta. Videonun ilerleyen dakikalarında bununla alakalı ayrıntılı bilgi vereceğim arkadaşlar. Okulumuzun fiziki imkanlarına baktığımızda 22 derslik, 3 laboratuvar, 5 atölye, resim, müzik ve yabancı dil sınıfları, kapalı spor salonu, konferans salonu, toplantı odası, kütüphane, çalışma salonu ve öğrenci komisyonu odalarından oluşmaktadır. Arkadaşlar okulumuzun projelerine ve etkinliklerine baktığımızda kan ve kök hücre, hücre bağışı, Burak Bora Anadolu Lisesi İnovasyon Kampı, Burak Bora Anadolu Lisesi Spor Fest, Burak Bora Anadolu Lisesi Bisiklet Turu, Burak Bora Kanserli Çocuklar Vakfı El Ele Çalışmaları, Üniversite Tanıtım Günleri arkadaşlar karşımıza çıkmakta. Burada özellikle kan ve kök hücre bağışıyla alakalı arkadaşlar üzerinde durmak istiyorum. 7 yıldır gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı etkinliği okullarda kan bağışı kampanyalarının ilki olarak önemli bir sosyal sorumluluk projesinin başlangıcı olmuştur. 300 öğrencinin görev aldığı bu etkinlikte her yıl kendi rekorunu kırarak yıllık 1400 ünitenin üzerinde kan bağışı ile yeni rekorlara imza atarak Kızılay tarafından gümüş plaket ile ödüllendirildi ve Türkiye'de liseler arasında büyük bir başarı arkadaşlar elde etmiş oldu. Bu çalışmayı söylemeden geçmek istemedim. Peki arkadaşlar, gelelim yabancı dil ile ilgili çalışmalarına. 3 yıldır sadece İstanbul genelinden değil, yabancı öğrencilerin de yoğun katılım talebiyle birçok okula örnek teşkil ederek başarılı bir şekilde devam etmektedir. Balmum bir yandan öğrencilerin yabancı dil kullanıma önemli katkı sağlarken, diğer yandan öğrencilerin dünya sorunlarına duyarlı, bunlara çözüm üretebilecek birer dünya insanı olarak yetiştirilmesini sağlamaktadır. Arkadaşlar okulumuzdaki akademik çalışmalara ve başarılara baktığımızda tüm öğrenciler okula geldikleri ilk günden itibaren akademik gelişimleri açısından okul içi ve dışında desteklenmektedir. Derslerin yanı sıra gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kursları, üniversite hazırlık çalışmaları, deneme sınavları, bireysel öğrenci gelişi takibi ve diğer çalışmalarla öğrencilerin hayallerindeki bölüm ve üniversiteye yerleşmeleri için
üstün gayret gösterilmekte ve destek verilmektedir. 2019 yılı mezunlarının %75'i ülkemizin saygın üniversitelerinin, %23'ü tıp fakültelerine, %45'i arkadaşlar mühendislik fakültelerine, %32'si diş hekimliği, eczacılık, mimarlık ve hukuk fakültelerine ve diğer öğrenciler de farklı fakültelere yerleşmişlerdir. Öğrenciler yurt dışı eğitim programları konusunda da desteklenmektedir arkadaşlar. Ve bu fırsatlardan haberdar olmaları ve başvurmaları sağlanmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir öğrencimiz, okuldaki bir öğrencimiz dünyanın en prestijli üniversitelerinden birisi olan Harvard Üniversitesi'nden tam burslu yaz eğitimi alma hakkı kazanmıştır. Yurt dışı gezilene geldiğimizde her yıl gerçekleştirilen yurt dışı yaz okulları ve CERN gezisiyle öğrencilere yabancı dil pratiği yapma, farklı ülke kültürlerini deneyimleme ve uluslararası arkadaşlık kurma fırsatı arkadaşlar sunulmaktadır. Okulun Fransızca bölümü öğrencileri ayrıca Galatasaray Üniversitesi'nin bütün bölümlerinin kontenjanının %25'ini Galatasaray Üniversitesi öğrenci seçme yerleştirme sınavı ile girme hakkına sahiptir. Bu da yine önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Gelelim okulumuzun taban puan ve yüzdelik dilimlerine. Arkadaşlar videonun başında bahsettiğim gibi okulda İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki farklı puanla öğrenci almakta. Yıllara göre baktığımızda 2016 yılıyla başlıyorum arkadaşlar. İngilizce bölümü 485 puan, Fransızca bölümü 477 puanla öğrenci almış arkadaşlar. En düşük taban puan olarak. Yıllar içinde tabloyu arkadaşlar incelediğimizde ilk olarak ben İngilizce bölümüyle başlamak istiyorum. 2016 yılında 485 puan. 2017 yılında 490 puan. 2018 yılında 409 puan. 2019 yılında 476 puan. Ve 2020 yılında 459 taban puan ile arkadaşlar öğrencilerini aldı. Burada önemli olan arkadaşlar yüzdelik dilimler. Yüzdelik dilimlere baktığımızda genel itibariyle %1 ila 2 arasında değiştiğini görmekteyiz. Yine Fransızca bölümüne baktığımızda İngilizce bölümünün arkadaşlar bir tık ardından geliyor. Yıllara göre incelediğimizde 2016 yılında 477 puan, 2017 yılında 489 puan, 2018 yılında 401, 2019 yılında 472 ve 2020 yılında arkadaşlar 457 taban puanı ile son öğrencilerini almış oldu. Özellikle son yıllara baktığımızda yüzdelik dilim arkadaşlar 1,77 ve 1,21 olarak karşımıza çıkıyor. Bazı yıllarda yüzdelik dilim %2'nin de altına düşmüş olarak görülmektedir. Videoyu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Destek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Hoşça kalın.